30. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmak 7 derecedir. Birincisi ahkam-ı inanarak bunları öğrenmek ve yapmaktır. Bütün Müslümanların ve alimlerin ve zahitlerin ve abitlerin rahmetullahi teala aleyhim ecmaîn tabi olması bu derecededir. Bunların nefsleri iman etmemiştir. Allahü Teala merhamet ederek yalnız kalbin imanını kabul etmektedir. İkincisi emirleri yapmakla beraber Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bütün sözlerini ve adetlerini yapmak ve kalbi kötü huylardan temizlemektir. Tasavvuf yolunda yürüyenler bu derecededir. Üçüncüsü Resulullah'ta sallallahu aleyhi ve sellem bulunan hallere, zevklere ve kalbe doğan şeylere de tabi olmaktır. Bu derece tasavvufun vilayete hassa dediği makamda ele geçer. Burada nefste iman ve itaat eder ve bütün ibadetler hakiki ve kusursuz olur. Dördüncüsü ibadetler gibi bütün hayırlı işler hakiki ve kusursuz olmaktır. Bu derece ulemâ yı râsihin denilen büyüklere mahsustur. Bu râsih ilimli alimler Kur'an-ı Kerim'in ve hadis-i şeriflerin derin manalarını ve işaretlerini anlar. Bütün peygamberlerin hesabı radıyallahu teâlâ anhum ecmain, böyleydi. Hepsinin nefsleri iman etmiş, mutmainne olmuştur? Böyle tabi olmak ya tasavvuf ve vilayet yolundan ilerleyenlere veya bütün sünnetlere yapışarak bütün bid'atlerden kaçanlara nasip olur. Bugün dünyayı bid'at kaplamış, sünnetler kaybolmuştur. Bugün sünnetleri bulup yapışmak ve bid'at deryasından kurtulmak imkan haricinde kalmıştır. Bid'atler adet haline almıştır. Halbuki adetler ne kadar yerleşmiş ve yayılmış olsalar ve ne kadar güzel görünseler de din ve ahkamı İslamiye olamaz. Küfre sebep olan ve haram olan şeyler adet halini alsalar helal ve caiz olmazlar. Demek ki bu dereceye kavuşmak için tasavvuf yolundan ilerlenir. Bu yola tarikat denir. İlk asırlarda sünnetlerin hepsine uymak kolayydı. idi. Tasavvufa lüzum yoktu. Beşincisi, Rasulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, mahsus kemalata yüksekliklere tabi olmaktır. Bu kemalat ilm ve ibadet ile ele geçemez. Ancak Allahü Teala'dan lütf ve ihsan ile gelir. Bu derecede olanlar büyük peygamberler salavatullahi teala aleyhi ecmaîn ve bu ümmetin pek az büyükleridir. Altıncısı Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mahbubiyet ve maşukiyet kemalatına tabi olmaktır ki Allahü Teala'nın çok sevdiklerine mahsustur ve lütf ile ele geçmez. Muhabbet lazımdır. Yedinci derece, İnsan vücudunun her zerresinin tabi olmasıdır. Tabi, metbu'a o kadar benzer ki, tabi olmaklık aradan kalkar. Bunlar da sanki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi aynı kaynaktan her şeyi alır.